Ben aslında Teknofest'e katılmaya karar vermeden önce projemi hazırlamıştım. Bu konuyla ilgili Aziz Sancar'ın çok sevdiğim bir sözü vardı. Amerika'da Nobel ödülü almak için çalışan hiçbir bilim adamı arkadaşım Nobel ödülü alamamıştı demişti. Yani aslında bu ödül için değil, yarışma için değil de insanlık yararı için proje yapmanın ne kadar önemli olduğu ve projelerin böyle yapılması gerektiğini kastediyor. Ben de bu fikir doğrultusunda İlk başta projemi insanlık yararına yapmıştım ve daha sonra projemi büyütmek ve başka projeler görmek için Teknofest'e katılmaya karar verdim. Aslında çoğu proje belirli sorunlardan doğuyor. Ben de çevremde gördüğüm bir öğretmenim vardı. Düşük ayak hastası olan, düşük ayak sendromuna sahip. Kendisinin merdiven çıkarken, yürürken çeşitli durumlarda zorlandığını görüyordum. Bu durumlarda ona yardımcı olmak istedim ve onun sorununu çözmek istedim. Proje aslında ilk başta böyle başladı. Daha sonra araştırma süreci vesaire, manevi destek derken proje bu kısımlara geldi. Ben aslında çoğu projenin bu problem ve çözüm aşamasına oluştuğunu düşünüyorum. Benim projemde bir problem vardı, bu problemi gözlemledim ve buna çözüm ürettim. Bu şekilde doğdu. Takım aslında benim biraz da kötü şansım pandemiye denk gelmem. O yüzden çok fazla kendimi yakın buldum ve beraber yapabileceğim bir arkadaşım yoktu projeyi. Bu yüzden tek başıma geliştirdim. Burada benim en büyük destekçilerim öğretmenlerimdi. Takımımın adı GSÖB. Bu da aslında bana manevi açıdan çok fazla destek olan öğretmenlerimin soy adlarından, kısaltmalarından oluşuyor. G. Güner, Aytu hocam ve aynı zamanda abimin soyadının ilk harfi. S. Sağbaş Selçuk öğretmenimin soyadının ilk harfi. Ö. Özdemir Haluk hocamın soyadının ilk harfi ve B. Bayındır Süha hocamın soyadının ilk harfi. Bunların kısaltmalarından, ilk harflerinden oluşuyor. Evet, aslında ben de hani bu ismi seçme amaçlarımdan biri de buydu. Öğretmenlerimi de projeyle birlikte yaşatmak. Çünkü onların bana çok fazla desteği oldu. Bunu ben herkes bilsin, herkes görsün istedim. Takım süreci aslında öğretmenlerimin bana desteği çok fazla oldu. Bu açıdan hani hem manevi olarak hem de araştırma sürecinde, rapor yazma sürecinde onların desteğinden çok etkilendiğimi düşünüyorum. Onların desteği sayesinde buralara geldiğimi düşünüyorum. Tabii ki proje süreci aslında zorlu bir süreç. Özellikle araştırma ve rapor yazma süreci insanı çok fazla zorluyor. Önemli olan pes etmemek. Tabii ki kimse pes etmemeli bu süreçte. Pes edilmezse başarının da geleceğini düşünüyorum. Projemi biyoteknoloji inovasyon alanında katıldım. Fikir kategorisinde, lise seviyesinde Türkiye ikinciliği aldık. Projemden bahsedecek olursam düşük ayak sendromu diye bir hastalık var. Aslında çoğu kişinin bilgisi olmayan bir hastalık olmasına karşın Amerika'nın %17'si yani yaklaşık 56 milyonu bu hastalığa sahip ve sadece %1'i yardımcı bileklikler kullanıyor bu hastalıkta. Ve bu hastalara yardımcı olacak bir cihaz bulunmuyor. Teknolojik, aktif teknoloji kullanan. Ben önce bu sorunu gördükten sonra buna bir çözüm üretmek istedim. Normalde oradaki sinirlerin iletişimsizliğini düzeltmesi için yapay bir sinir ağı geliştirdim. Bunun için öncelikle hasta kafasına bir akıllı şapka takıyor. Normal kafasına bir bere geçiriyor gibi düşünebiliriz. Daha sonra beyninden aldığımız sinyalleri ayıklıyoruz. Bunları bir çeşit bir takım makine öğrenmesi algoritmalarından geçiriyoruz. Daha sonra elimizde birkaç adet durum ortaya çıkıyor. Bir tanesi kişi yürüyor mu? Merdiven mi çıkıyor? Yokuş mu çıkıyor? Yoksa koşuyor mu gibi. Daha sonra kişinin zorlandığı durumları tespit ediyoruz ve eğer kişi ayağını kaldırmak istiyorsa ayakta fibüler sinirde bulunan EEG cihazından, EEG de elektrik uyarımı sistemidir. Bu cihazı kullanarak o adaleyi kastırıyoruz. Böylece kişi normal günlük hayattaki gibi ayağını kaldırmak istediğinde ve zorlandığı zaman ayağını hiçbir şey olmamış gibi her zamanki gibi kaldırabiliyor. Proje bu şekilde. Yani Teknofest çok güzeldi. Biraz klasik bir cevap olacak ama çok güzel bir fuar alanı, bilim alanı. Gerçekten insan oraya gittiğinde aklında teknolojiden, bilimden başka bir şey olmuyor. Ve benim aslında Teknofest hakkında en sevdiğim olaylardan biri orada bir sürü proje olması. Hani yaklaşık 13 bin finalist vardı ve bu 13 bin finalistten binlerce proje vardı. Bu projelere tanık olmak, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen insanların fikirlerine tanık olmak insanı çok mutlu ediyor. Gerçekten bu hisleri yaşadığım için çok mutluyum. Bu açıdan organizasyonun çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir imkan sağladığı için Teknofest'i çok başarılı bir
hareket olarak görüyorum. Orada tanıştığım insanlar, benim için şu anda da hala görüştüğüm çok değerli insanlar oldu. Bu açıdan Teknofest'i çok yararlı buldum ve iyi ki gitmişim diyebilirim. Teknofest'te ödül almayı beklemiyordum. Bunun en büyük nedenlerinden biri, yarıştığım 21 adet proje vardı. Ve ben jürilerin aslında işinin çok zor olduğunu düşünmüştüm. Seçim yapmak, bu 21 proje arasından en iyileri belirlemek çok zordu. Çok güzel projeler, çok emek verilmiş projeler vardı. Bu konuda sadece projenin içeriğinin değil de sunumun da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Gerçekten güzel sunum yapanlar, iyi sunum yapanların puanı daha fazla olurken, projesini daha iyi sunamayanlar daha az, daha alt kategorilerde, daha alt derecelerde yer aldılar. Türkiye ikincisi olduğumu öğrendiğimde bizi anons etmişlerdi. Sahneye çıktığım zaman çok farklı duygular hissettim. Yani çok güzel bir duyguydu benim için. İnsan böyle aslında ne hissettiğini de tam olarak açıklayamıyor. Açıklanamaz bir duygu. Hani başarının, o verilen emeğin karşılığını alma hissi gerçekten insanı çok mutlu ediyor. Ben de bu hissi yaşadığımı düşünüyorum. Benim için en önemli anı Aziz Sancar'la tanışmam oldu. Çünkü kendisine çok saygı duyuyorum. Kendisi bence Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli bilim adamlarından biri, bilim insanlarından bir tanesi. Onu çok yakından görmek, hani onun konuşmasını dinlemek benim için çok önemli bir anıydı. Bunun gerçekten çok beni etkilediğini düşünüyorum. Hayatımı, bakış açımı, ilerleyen günlerde olumlu etkilediğini düşünüyorum. Bilim insanı olma hayalim aslında küçüklükten beri vardı. O konuda ben aslında başarıyı sevdiğimi düşünüyorum. Yani başarı, emek verip de karşılığını alma hissini sevdiğimi düşünüyorum. Hala da öyle bir hayalim var. Akademik olarak başarılı olmak, bilim insanı olmak benim hala hayalim ve küçüklükte de hayalimdi. Teknofest'in benim hayatımı etkilediğini düşünüyorum. Etkileyeceğini de düşünüyorum. Çünkü gerçekten orada bulunmak çok büyük bir deneyim, çok güzel bir tecrübeydi. Orada diğer ekipler olsun, kendi projemi tanıtmak olsun veya diğer insanların, diğer Türkiye'nin farklı yerlerinde olan öğrencilerin projelerini görmek, yeni fikirler edinmek benim için çok önemliydi. Ve bu fikirlerin hala bende bir yeri var. Hala düşünce tarzımı, bakış açımı değiştirdiğini düşünüyorum. Bunun etkisini her konuda görebilirim aslında. Çünkü önemli olan düşünce tarzımın değişmesi. Olaylara daha bilimsel açıdan bakabilmek ve Teknofest'in bana bunu kazandırdığını düşünüyorum. Yaşıtlarıma, arkadaşlarıma, bilim insanı olmak isteyen, insanlık yararına çalışmak isteyen herkese şöyle bir tavsiyem olabilir. Harekete geçin. Yani ertelemeyin. Başaracağınıza inanın ve harekete geçin. Daha sonra sabırla, emekle başarı zaten geliyor. Fakat bunun için önce harekete geçmek gerekiyor. Teknofest'in ben ve Can için önemi, bilimsel araştırma metotlarını kullanarak yerli ve milli teknoloji projeler üretmesiydi. Bu projeler sonucunda elde ettiği başarılar onların özgüvenlerini geliştirmesini de sağladı. Bu anlamda T3 Vakfı'na ve Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür ederiz. Teknofest birçok şey yaşandı, öncesi sonrası. Hı-hı. Ama her şeyi 3 kelimeyle özetlemek gerekirse hangi 3 kelimeyle özetleriz Teknofest'i? Çocukların gözlerindeki ışıltı, eğlence ve bilim olarak adlandırabilirim. Teknofest'i 3 kelimeyle özetleyecek olursam farkındalık, bakış açısı ve tecrübe diyebilirim.